Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yöremin Tadı programımıza hoş geldiniz. Yine sizlerle beraberiz. Bugün de sizler için çok güzel menüler belirledik. Mustafa Hocam ne yapıyoruz? Evet, bugün bamya çorbası yapacağız. Kayseri'de oldukça fazla yapılan, sevilen güzel bir çorbadır. Özellikle Ramazan aylarında da oldukça fazla yapılıyor. Tam bir ziyafet çorbası, etli olduğu için de oldukça besleyici, güzel bir çorbamız. Ve yanında da perde pilav yapacağız. Bademli, tavuklu, baharatlı, çok güzel adetlik biçimde çok güzel bir perde pilavı yapacağız. Perde pilavı yapacağız. Evet. Ve incir dolması yapacağız. Cevizle içerisini dolduracağız. Çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Evet hocam, isterseniz hemen başlayalım. Evet, hemen başlıyoruz. Hemen önce pilav ile başlayayım öncelikle ben. Evet, perde pilavımızdan başlayacağız. Ben hamuru yoğuracağım hocam. İç pilavını yapacak. Hemen onları şekillendireceğiz. Sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Hocam iç pilavı hazırlarken önceden hazırlık yapmıştık biz zaten. Bamyayı haşladık, hazırladık. İç evet. Pilavımızın tavuğunu haşladık, burada hazırladık. Evet. Şimdi ben hamurunu yoğuracağım. Bu perde pilavına hamur yoğuracağım ama siz isterseniz daha kolay olsun diye hazır yufkayla da yapabilirsiniz. Ama kendinizin yaptığı hamur da ayrı bir lezzetli oluyor, daha farklı oluyor. Hemen ben hamurumuzu yoğuracağım. Bir su bardağı unumuza, bir yumurtamız var. Ortasını açtım. Yarım çay bardağı veya yarım fincan sütümüzü de ilave ediyorum. Biraz tuz ve bir tatlı kaşığı çeşni. O da ayrı bir lezzet verecek. Şöyle siz isterseniz farklı baharatlar da atabilirsiniz. Toz biber de atabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave edip aldığı kadar, yarım fincan kadar da su alıyor. Aldığı kadar böyle yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bugün bol malzememiz var. Hem iç pilavda olsun, hem incirde olsun. Çok hepsi farklı malzemelerle çok lezzetli bir yemek yapmak istiyoruz. Evet, direkt dolmalık fıstığımı aldım. Hiç yağ koymadım. Direkt olarak biraz pembeleşene kadar kavuracağım. Sonrasında yağ ve soğanını katıp kavurup sonrasında da pirinçlerimi ekleyerek yola devam edeceğim iç pilavımda. Hamurumuzu da yoğuruyorum. Eldivenler biraz bana büyük geldi hocam. Size olan bana biraz büyük geldi. Eldivenlerim çıkıyor. Eğer yumuşak biraz unu fazla, suyu fazla kaçırdıysak da benim gibi böyle biraz un serpebiliyoruz. Evet, çok az gibi gözüküyor ama incecik açacağımız için bu yeterli olacaktır. Şöyle etrafını toparlayayım. Bademle süsleyeceğiz değil mi hocam? Bademle süsleyeceğiz. Çok güzel bir şekil olacak. Porsiyonluk yapacağız. Porsiyonluk ayrı bir şık oluyor. Akşama kaç kişi var mesela? 4 kişi var. 4 adet küçük kasede porsiyon yapacağımız. Porsiyon daha şık duruyor. Şu başı birer tane düşebilecek. Evet. Gayet şöyle alayım ben. Şuraya biraz un atıyorum. Tezgahımızda hamurumu toparlayayım ben. Evet. Şöyle. Eldivenimi değiştireyim. Dolmalık fıstıklarım da hafiften pembeleşti. Çok hafiften pembeleşti. Şimdi artık yağını verme zamanı geldi. Yağını vereceğiz. Sonrasında da soğanlarımızı kavuracağız. Evet. Sıvı yağ ve tereyağı ikisini beraber kullanacağım ama ilk etapta hemen tereyağını vermeyeceğim. Evet. Dolmalık fıstıklarım da piştiği zaman şöyle ağızlarını açıveriyor. Tam istediğimiz şekli, şemali yakalayabiliyoruz. Şimdi ince kıyılmış soğanlarımı
içerisine ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. İç pilavda da soğan çok yakışıyor ama istediğiniz gibi istediğinizi azaltıp istediğinizi çoğaltabilirsiniz. Ya da istediğiniz malzemeyi ekleyip istediğinizi çıkarabilirsiniz. Ben dolmalık fıstık kullanmak istemiyorum derseniz eklemeyebilirsiniz. Artık o sizin bileceğiniz işe kalıyor. Bizim burada evet. Küçük oklavamız vardı. Çok güzel. Şu renkli hali bizi bizden alıyor zaten. İçerisinde yenirken de çok lezzetli hale geliyor. Öyle değil mi hocam? Yerken içerisinden böyle yerken fıstıkların, bademlerin geliyor olması insanı mutlu ediyor. Çok ayrı bir lezzet oluyor. Evet. O perdesi, hamuru da çok güzel oluyor. Şimdi ben bunu küçük küçük 5-6 beze yapacağım. Bakayım kaç adet çıktı. 5 adet çıktı. Eşitleyip beze halinde tek tek açacağım şimdi. Tezgahımızı hafifçe umuyorum. Şuraya alalım. Daha önce ben neyde yapacaksanız kalıpları yağlıyoruz. Dolaba koydum. Şimdi göstereceğim size. Bunlar burada dinlenirken birazcık dinlensin. Şöyle. Evet. Şöyle porsiyon kalıplarda yapacağız. Tek porsiyonluk olacak. Çok şık duracak. Yoksa siz büyük kek kalıbına büyük tepsiye yapabilirsiniz. Soğanlarım da yumuşadı artık. Pirinçlerimi ekledim. Şimdi artık tereyağımı verebilirim. Şöyle iki parça atarsam yeterli olacaktır. Evet. Şu şekilde evet. Burası yeterli. Bir yandan diğer yandan da ne yapıyoruz? Kaynamış suyumuzu hazır halde bulunduracağız. Yine iç pilavımızı tam pişirmiyoruz. Birazcık diri bırakıyoruz. Hala fırında da pişmeye devam edeceği için al dente pişiriyoruz değil mi hocam? Evet, hafif diri pişiriyoruz. Fırında da devam edeceği için. Evet. Şimdi iç pilavımızı pişirirken ben de bunları açacağım. Hazırlayayım. Şurada biraz un da şurada küçük tepsim şeyimiz vardı ya onu bulamadım ama küçük merdanemiz küçük oklava onunla yaparsanız daha kolay olur. Şöyle hop. Şunlar hazır halde bulunsun. Evet. Biraz sonra diğer işlemlerim için. Biraz un atayım. Evet. Şuradan. İnce olacak. Eldivenler büyük olduğu için rahat çalışamadım. Şöyle incelteyim ben. Şöyle kabımızı ölçebilirsiniz. Bakın içine koyacağım. Biraz daha açabilirim. Hazırlayıp biraz daha çok kalın olmasın. Evet, hepsini hazırlayıp ben buraya koyayım. O zamana kadar da iç pilavımız olur. Evet. Tavuklarımız haşlanmıştı. Bunları da küçük küçük didiyorum. Rabbim ne güzel veri nimetler yaratmış hocam. Bir araya getiriyoruz. Daha farklı lezzetler
ortaya çıkarıyoruz. Ufak bir değişiklik gerçekten farklı bir lezzet veriyor, farklı bir tarif çıkarıyor ortaya. Kesinlikle. Çok şükür bugünlerimize. Her şeyi alıyoruz, yapıyoruz, sunuyoruz, beceriyoruz. Tabii ki her halimize şükretmemiz lazım bugünlerde. Şöyle hepsini ayarlayalım. Bu arada da pilavlarımız pişmiş olacak. Bol tavukluyu da severiz hocam. Perde pilavında olmazsa olmazlardan bir tanesi de içerisinde tavuk olması. Tavuk, badem. Biz şimdi içerisine badem koymadık. Ama neyi koyduk? Fıstık koyduk. Dolmalık fıstık. Şunu şöyle biraz yiyelim. İsterlerse badem fazlaysa içerisine koyabilirler. Çok lezzetli olur ama. O da içerisine ekstra bir lezzet katmış olacaktır. Evet. Hamurdaki bu renkli görüntüler de çeşninin görüntüsü ve ayrı bir lezzet verecek. Hamuru da oldukça lezzetli. Evet. Şimdi artık pilavımın baharatlarını atma zamanı geldi. Birazcık kırmızı toz biber kullanıyorum. Birazcık karabiber kullanıyorum. Karabiberi birazcık daha fazla kullanıyorum çünkü ana baharatlarından birisi olduğu için. Evet. Tuzumu da atacağım şimdi. Evet. Evet. 2 çay kaşığı yeterli. Çünkü tavuğumun da tuzu yok. O da işin içerisine gireceği için. Güzel. Şimdi artık son turlarını kavuralım. Sonrasında suyumuzu verelim pilavımızın. Evet, suyumuzu hemen veririz. Zaten hemen pişecektir az, evet, pişireceğimiz için. Bu çok arada, fazla suyunu vermeyeceğiz. Evet, birazcık bu arada az vereceğiz. İşlemimiz devam ediyor. Ben de hamurunu açınca hemen fırınımıza vereceğiz. Evet. Birazcık daha verelim, çok az. Evet. Bu kadar su yeterli. Hemen kapağını kapatıp en kısık konumda işlemimizi bitirelim. Anladım. Bu da diğer kapağıymış. Evet, hamurlarımız da bitti. Böyle üst üste koydum, korkmayın yapışmayacaktır. Altı unlu. Evet, hamurumuz da oldu. Hafiften çekiyorum. Pilavımız piştiği an biz ne yapıyoruz? İşlemimize devam ediyoruz. Ben önceden hocam bir şey yapın. Şöyle biraz önce yağladığım gibi önceden yağlayıp bunları hazırladım ki margarin donsun ve bademleri güzel tutsun diye. Şimdi bademlerimiz var. Biraz sıcak suda haşladık ve kabuklarını soyduk. Bunları şekilli şekilli dizeceğim. Perde pilavımızı ters çevirince üzerinde güzel gözükecek. Şöyle istediğimiz şekillerde dizebiliriz. Şöyle bir çiçek yapayım. Kenarlarına doğru bademleri de tutturuyorum. Margarin donduğu için bademler kolay tutuyor. Yoksa anında yapınca tutmuyor.
Şöyle de hazırlayalım pilavımız pişene kadar. Bakın şöyle de çok güzel gözüktü değil evet, mi hocam? Evet, çok güzel gözüküyor. Şöyle de çok güzel gözüktü. Böyle dizeceğiz hepsini. Benim kurular gözüktü. Bunun görüntüsü bile kendisini çok lezzetli halde olduğunu söyleyecek. Görüntüsü ve bile iştah harika. kabartacak diyebiliriz hocam bunlar için. Evet, gerçekten. Şunların hamurun üzerinde gözüktüğünü düşünün. Yani gerçekten görüntü çok güzel. Böyle böyle ayarlayacağız. Fırınımız da açılmasına dursun. Olur. Çekti. Tavuklarını atalım. Büyük büyük tavuk severiz içerisinde. Artık altını kapatıp çok hafif işlemimiz olana kadar o da dinlensin. Dinlene dursun. Evet. Sonrasında çok güzel şekilde iç pilavımızı da içerisine ekleriz. Çok da lezzetli. Çok da güzel. Çok da doyurucu. Porsiyonluğu bile bayağı doyurucu olur. Kesinlikle ana yemek yerine koyabiliriz aslında. Evet. Pilav için olsa da içerisinde etli olması, hamurlu olması, üzerine örtüyor olmamız çok güzel bir yemek yapmış oluyoruz. Ben de bamya çorbasına geçeyim hocam istersen. Olur. Şimdi ben zaten yavaş hemen ilave edeceğim hocam. Bir tane daha pilavı siz karıştırın. Hemen koyalım. Tamamdır. Ondan sonra hemen bamya çorbasına ben de size yardımcı olurum. Bunu fırına verelim. Tamamdır. Bademlerimiz de tam denk geldi. Evet. Çok güzel ayarlamışız. Evet. Mis gibi kokuyor inanın. Harika bir kokusu var. Bunu da hocamın meşhur hareketini yaptın mı yine hocam? Evet, ne yapıyoruz? Şu hamurlarımızı alıyoruz. Bir tane de kaşık alabilir miyim hocam? Diğer kaşıktan. Evet. Şimdi şöyle çok dikkatlice bademlerimizi bozmadan dizdiğimiz şekilleri güzel bir şekilde yavaşça dibe doğru hamurumuzu indiriyoruz. Bademlerin şekilleri bozulmasın ve hamurumuz böyle düzgün dursun ters çevirince. Ona dikkatlice ayar veriyoruz. Şöyle, evet. Pilavımızı da eşit şekilde içine ilave ediyoruz. Dolana kadar şöyle bir beşe de ayırabiliriz gözümüzde, ona göre ilave edelim. Az çok ayarlamış oluruz. Evet, şuradan biraz daha alayım. Gayet güzel oldu. Ve güzel bir şekilde kapatıyoruz. Eğer fazla gelirse hamurunuzu koparabilirsiniz. Şöyle biraz hafif kenarlardan sündürüyoruz. Çok kalın olmayacak şekilde ayar veriyoruz. Sonra bunu döndürünce piştikten sonra üzerindeki badem şekilleri çok güzel gözükecek. Bunları böyle yapıp hepsini ben fırına vereceğim. Evet. Hocam siz de bamyayı yapabilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi benim dana etli bir çorba yapacağız. Çorbamın altını yakıyorum. Şimdi etimizi doğrayıp soğanımızı doğrayıp güzel bir çorba hazırlığımızı yapalım. Evet.
Evet, siz birazcık kaydırsam hocam. Ben alayım bunu böyle hocam. Evet. Şöyle kapatıyoruz. Birazcık sıvı yağ veriyorum. Tencerem ısınana kadar ben etimi doğramış olacağım. Sonrasında kavuracağım. Yine etim yumuşak bir kısımdan olduğu için çok fazla sert olmayacak. Siz parça et kullanıyor olursanız onu öncelikle daha çok pişirmeniz gerekiyor. Sert kalmasın diye. Benim yumuşak kısmını kullanıyorum. Siz dediğim gibi eğer daha sert kısım kullanacak olursanız onları daha fazla pişirmeniz gerekiyor. Böyle tavla zarı büyüklüğünde doğruyoruz. Aslında bu büyüklük de tam bamyamızın büyüklüğü diyebiliriz. Evet. Şu şekilde. Güzel güzel minik minik doğruyoruz. Bu arada da tencerem de ısınmaya başladı. Evet, sesler gelmeye başladı. Oh, çok güzel. Ne kadar et, o kadar lezzet diyebilir miyiz hocam çorbada da? Yani her zaman etin lezzeti farklıdır. Daha güzel lezzet verir suyunu salgılayınca. Yeteri kadar olursa, dediğiniz gibi, evet. Yeteri kadar olursa tabii ki her zaman abartmadan. Evet. Şimdi etimizi doğradığım kısımlara atayım. Ekşili bir çorba değil mi hocam? Çok da yani şu mevsim geçişleri esnasında olsun, kış aylarında olsun. Çok da faydalı. Zaten Kayseri'de çok sevilen bir çorba. Bayramlarda yapılır, özel misafirler gelirken yapılır. Ekşili olduğu için, limonlu olduğu için de tabii ki faydalı. C vitamini. Bamya zaten çok faydalı. Bağışıklığı da güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor. Evet, etlerim kavrula dursun. Bu esnada da hemen soğanlarımı da doğrayacağım. Bir tane daha soğana ihtiyacım var. Evet, burada kenara kaldırmıştık. Bunu da hemen içerisine doğrayacağım. Daha öncesinde bizim haşladığımız bamyalarımız vardı. Direkt olarak suyun içerisine attık. İçerisine bir adet bol sulu limonu içerisine sıktık. Sünmesini engellettik. Bu şekilde bir ön haşlama yaptık bamyalarımıza. Ama daha da öncesinde de ne yaptık? Kuru bamyalarımızı birazcık ovaladık. Ovalamamızın nedeni de üzerindeki o küçük kurumuş tikenleri diyebiliriz. Bunları ne yapmış olduk? Ayıklamış olduk. Ovaya arar. Bir bez arasında ovarsanız kesinlikle beze yapışacak ve pişme esnasında ortaya çıkıp da tabiri caizse ağzımızı gıdıklamayacak hocam. Evet. Şimdi ben de porsiyonluk güveçlerimizde perde pilavlarımızı telin üzerine koyacağım. Tepsiyle koymayacağım. Telin üzerinde o hamurlar kızarana kadar pişecek. Şöyle tutarsanız o zaman iki elinizle ben de tekrar ayar vereyim. Teşekkür ederim. Derecesini de ayarlayın hocam. Derecesini de ayarlayayım. Etim kavrulmaya devam ediyor. Ben de soğanlarımı da doğruyorum. Soğanlarımı da doğradıktan sonra içerisine atacağım. Kavrulmaya devam edeceğim.
Sonrasında salçasını vereceğiz. Evet. Şu kısımları da aldım. Altını artık sonuna kadar açabiliriz. Burada tekrar içerisine salçayı verdikten sonra, kavurduktan sonra suyunu vereceğiz. Suyunu verdikten sonra bir kaş limon sıkacağız içerisine. Biraz ekşimsiliği artsın, daha lezzetli hale gelmesi için. Aynı zamanda limonu da bamyalar böyle sünük sünük olmasın evet, diye sünük de özelliği diye, gitsin diye yapıyoruz. İnceltmesi sağlıyor. İnceltmesini sağlıyor. Yani limon sudan daha Şöyle bir toparlayalım mutfağımızı. Suyu olduğu için o parçalanmasını sağlıyor. Bu şekilde çorbamız sünmemiş oluyor. Ne kadar çok ekşi seviyorsanız o kadar fazla kullanabilirsiniz. Hiç kullanmamanız çorbanızı yapacaktır. Sünmesine neden olacaktır. Bu yüzden bunu önermiyoruz kesinlikle. Evet, soğanlarımı artık içerisine alıyorum. İnce kıyılmış soğanlarımı da içerisine aldım. Kavurmaya devam ediyorum. Birazcık daha yağ ekleyeceğim. Bildiğiniz gibi azar azar yağ eklemek en doğrusu olacak. Yemek isteyince vereceğiz. Yemek istemezse vermeyeceğiz. Buna göre minimum yağ kullanmış olacağız. Yemeklerimiz bu şekilde daha az yağ kullandığımız için hafif hale gelmiş olacak. Evet. Hemen suyumu da tekrar hazır hale getirmek istiyorum. Birazcık daha su ekleyeyim. Sıcak suyum hazır olsun. Hocam bamyayı yaparken bizim de burada incirimiz vardı. İncir dolması için sıcak suyla incirlerimizi ısladık. Biraz yumuşaması ve içi kolay açılsın diye. Ben hemen ona geçeyim. Cevizimiz var 1,5 su bardağı kadar. Ben biraz da tarçın ilave edeceğim. İsteğe bağlı siz kullanmayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Ceviz ütünü de içine doldurabilirsiniz. Ben kırdım. Şimdi bunların suyunu süzeyim, dolduracağız. İncir dolmasını da çok seviyoruz hocam. İnanın birazcık zahmeti içine ceviz doldurması ama yemesi çok keyifli çok oluyor. Keyifli. Çok lezzetli. İncir gerçekten. Üzerini de istediğimiz gibi süsleyebildiğimiz için de canımız ne istedi kaymaksa kaymak, dondurmaysa dondurma. Oh mis gibi evet. Canımız artık ne istiyorsa üzerine koyabiliyoruz. Çok lezzetli bir tatlı. Zaten her zaman ne diyoruz cevizin girdiği yer gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi ben ısladığımız incirlerimizin şu başları var. Başlarını kesiyorum ve buradan parmağımla içini oya oya açıyorum, boşaltıyorum yani. Cevizleri rahat doldurayım diye böyle. Bakın iyice derinleştirdim ve içini oydum, böyle boşalttım. Buna istediğimiz kadar incirin içine ceviz doldurabiliyoruz. Ve şöyle kapatıyorum. Farklı içler de yapılabiliyor. Unla kavrulabiliyor. Ben bugün kolay olsun diye sadece böyle tercih ettim. Ve bunu böyle tavamıza sırasıyla diziyoruz. Ben bu işlemi yapayım. Sonra üzerine şeker gezdireceğim. Ve pişireceğim. Ben sade suyla pişirmeyi tercih ettim. Sütle de pişirebiliyoruz ama sütle pişince böyle üzerinde o beyaz görüntü oluyor. O ben parlak olmasını istiyorum sade gözüksün diye sadece su şekerle pişireceğim. İsterseniz siz biraz su biraz süt veya sırf sütle pişirebilirsiniz. Hemen dolduruyorum. Hocam her türlüsü çok lezzetli oluyor. Her türlüsü bunu sade boş kavrula da biliniyor ben onu çok severim. Mesela doldurmaya üşendiniz. Zamanınız da yok ama canınız tatlı istedi. Ne yapıyoruz?
Hemen bunları küp küp doğruyoruz. Tereyağında güzel bir soteliyoruz. Hem tereyağın lezzeti geçsin diye. Birazcık şeker arz ederseniz, yoksa hiç katmayabilirsiniz. Biraz pekmez katabilirsiniz. Biraz bal ilave edebilirsiniz daha sağlıklı olsun diye. Biraz da suyla onu pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine bolca ceviz kırıntısı serpiyorsunuz. Doldurmadan da böyle bir incir kavurması da çok pratik oluyor. Bunun da görüntüsü ayrı güzel. Her türlüsü yakışıyor dediğiniz kesinlikle, gibi hocam. Kesinlikle hocam. Ben de etimi kavurdum. Etimi kavurduktan sonra soğanlarımı ekledim. Onları da yumuşadıktan sonra salçamı ekledim. Baharatlarımı attım. Şimdi birazcık da onlarla kavruluyor. Baharatlarımı dediğim gibi birazcık kavurursak daha aroması keskin hale geliyor ve çok az bir baharatla çok yüksek aromalar alabiliyoruz. Kavurarak bu şekilde yaparak çok daha aromasını ön plana çıkarmış oluyoruz baharatların. Evet, şöyle bir iki tur daha attırdıktan sonra suyumu vereceğim. Evet, şu an yeterli, suyumu artık verebilirim. Suyumu artık ekliyorum. Oh, mis gibi. Evet. Kaynayan suyumu da ilave ettim. Evet. Çok güzel. Birazcık haşlansın. Birazcık daha kaynamaya devam etsin. Sonrasında daha önceden ön haşlama yapmış olduğum direkt ipiyle haşladım. Bu şekilde haşlayabilirsiniz. İlla ipinden çıkarmanıza gerek yok. İçerisindeki zaten kolay sökülebilen bir ip olduğu için hiç problem olmayacak. Direkt olarak içerisine çeke çeke çok güzel bir çorba yapacağız. Hocam şu veli nimete bakar mısınız? Çok güzel duruyor, inanın. Çok lezzetli gerçekten, çok da güzel. Dediğimiz gibi her bir şeyin farklı faydaları var. Onun evet. için hepsini yememiz lazım. Ben her zaman seçilmesin, her şeyden tadılsın istiyorum. Evet. Şimdi artık kepçeyle bir kıvamını ve suyunu yoklayalım. Kıvamını ve suyunu yoklayalım. Sonrasında birazcık daha su ilave etmemiz gerekiyor. Evet, şu şekilde. Bu çorbaya un kullanmıyoruz. Kıvamını salçadan alacak. Bu yüzden salçalı olduğu için de devamlı karıştırmaya gerek duymadan rahatlıkla kaynaya kaynaya kendi halinde pişebilecek bir çorbamız. Evet, birazcık daha suyunu ilave edeyim. Sonrasında limonumuzu sıkalım. Bamyamızı ekleyelim. Bu arada incirlerimiz de doluyor, az kaldı. Evet. Bunları da doldururuz. Bugün işlemimiz hem kolay oldu, hem zahmetli şeyler yaptık, hem pratik oldu. Ön hazırlığını hazırladığımız için, öyle değil mi? Evet. Daha bamyayı burada sürseydik yetişmezdi. Ayıklasaydık yetişmezdi. Evet, limonumu içerisine sıkıyorum. Birazcık daha ekşimsiliğini artırsın. Limonumuz da bayağı suluymuş. Tam istediğimiz limon. Oh, mis gibi. Aromasıyla harikalar yaratacak. Şimdi içerisine bamyalarımı ekliyorum. Şu şekilde direkt olarak içerisine çekebilirim. Oh. Burada 100 gram kadar bamya var. 100 gramlık bir bamya ortalama 7-8 kişiye kadar çorba çıkarabilir. Şöyle çekelim. Oh. Fokur fokur seste öyle güzel geliyor ki. Çok güzel hocam. Seste harika. Kendisi de harika.
Mutfaktan gelen sesler neydi hocam? Bizim olduğumuzun göstergesi. Bizim olduğumuzu gösteriyor ve mutfakta hareket var. Hareket olan yerde ne diyorduk? Bereket var. Evet. Rabbim bereketimizi artırsın inşallah. Amin. Amin. Herkesin mutfağına bol rızıklar ve bol bereketler versin. Eyvah. Çok şükür. Karabiber. İyi yaşayın hocam. Hı, teşekkür ederim. Hep beraber. Böyle dikkatli şekilde yavaş yavaş bamyalarımı ekliyorum. İçerisine ip gitmesini de istemiyorum. Bu yüzden dikkatli şekilde baka baka şöyle güzel güzel eklemek istiyorum. Evet. Çok güzel. Şimdi geriye kalan kısımlar da burada kalsın. İncir dolmasını her türlü incirden yapabilirsiniz ama özellikle sepet inciri yaparsanız daha güzel oluyor. İçi daha boş oluyor. Böyle uzun ince, böyle uzun bir incirleri onları güzelce doldurursanız daha içi güzel açılıyor. Bunlar biraz yapışmış, zorlanıyoruz ama sepet inciri daha makbuldür. Ama her elimizde de ne varsa onu da değerlendiriyoruz, onu da yapabiliyoruz. Akşama ne yapacağım kaygısı kalmasın. Sevgili izleyicilerimizin akşam yapacağı lezzetli çorba, lezzetli bir pilav değil mi hocam? Harika bir tatlı. Evet, harika sizin tatlı. Adınıza biz düşünüyoruz. Siz düşünmeyin sevgili izleyicilerimiz. Bizi seyredin, menülerinizi belirleyin. Evet, geriye kalan bamyalarımı da ekledim. Birazcık daha su vermem gerekecek. Sıcak suyumuz var mı hocam? Sıcak suyumuz kalmadı. O zaman biraz su hazırlasak, ben de sıcak su kullansam. Evet, çok güzel. Şimdi artık limonlu sosumuzla kaynamaya devam etsin. Altını da son ayara getirdim artık. Oh, çok güzel. Rabbim yiyenlere içenlere afiyet, şifa versin. Şifa versin inşallah. Evet, evet, dolmalarımız da doldu. Ben suyumuzu. Evet, su. Yeter. Suyumuz da hemen kaynasın sizin için. Çorbamın artık tuzunu da ekleyeyim. Tuzunu da ekledikten sonra artık kaynaya kaynaya çorba harikalar, harika lezzetler tattırmış olsun. Evet, tuzum da yeterli. Şimdi artık pişmesini nereden anlayacağım? Etinin pişmişliğine bakacağız. Bamyamızın tamamen pişmişliğine bakacağız. Sonrasında artık çorbamız hazır ve nazır olmuş olacak. Evet, bizim de incirimiz doldu. Hemen tezgahımı toparlayayım ben. Şimdi incirimiz böylece doldu. Çok güzel sıraladık. Sıralı sıralı dizdik. Şurada bamya. 1,5 su bardağı değil kadar ya da 1,5 çay bardağı kadar, nasıl şekerli sevip sevmediğinize bağlı. Üzerine şeker gezdiriyoruz. Şu kadar yeterli olacaktır. Evet. Bir kabuk tarçın ilave ediyorum. İsterseniz bir adet de karanfil ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim. O da incirlerimizin parlak olmasını sağlayacak. Çok da güzel oluyor. Ben sade suyla işte parlak parlak beyaz beyaz görüntüsü, şeffaf görüntüsü çok güzel oluyor. Süt onun için ilave etmiyorum. Suyla, sıcak suyumuz
veya ılık suyumuzla altını açıyoruz. Suyumuz ılıdı. Üzerine yavaş yavaş şekerlerin, incirlerin üzerine yavaş yavaş suyumuzu ilave ediyoruz. Zaten incirlerimiz ıslanmıştı, yumuşak. Bu suyun şekerine kadar, şeker eriyene kadar pişecek ve dolmamız hazır olmuş olacak. Evet, şöyle kapatalım. Kaynayınca altını kısalım. Sonra güzel bir şekilde süsleriz. Evet. Kaymakla olur, balla olur, Antep fıstığıyla güzel bir şekilde süsleriz. Bir fırınımı kontrol edeyim. Oo, evet, fırınımız da çok güzel kızarıyor. Bir bakalım. Üzeri kızarmış ama altı da kızarmış mı? Bir kontrol etmek istiyorum. Şuraya bir alayım. Şöyle. Altlar kızarmamış. Bir altını açabilir miyiz bunun? Çok güzel üstü kızarmış ama alt. Alt ızgara. Şunu bir alta koyayım hocam ve sırf alt ızgarayı açalım. Sırf alt ızgarası. Şura mı? Evet. Şurayı yapalım. Evet. Bir alta alayım ben ızgarayı. Fırında altını pişmesini istiyorsanız alt kısma, üst kızarmasını istiyorsanız üst kısma koymanız gerekiyor. Bu da fırınınızın özelliğine göre de değişiklik gösteriyor. Turbosu varsa, turbosu yoksa artık deneye deneye derecesini siz bulabiliyorsunuz. Ama profesyonel bir fırında daha farklı oluyor. Yani 180 derecede ortalama 40-45 dakika civarında tamamen pişmiş oluyor, kızarmış oluyor. Ev evet. Usulleri birazcık daha değişiklik farklı gösteriyor. Oluyor. Evet. İncirimiz de olana kadar değil mi hocam? Evet, incirimiz olana incirimiz olana kadar, bamyamız pişene kadar altlar da kızarsın. Bir biz 5 dakika mola verelim. Sonra sizlerle tekrar görüşelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, biz buradayız. Fırındaki perde pilavımız kızardı, bamyamız pişti, incir dolmamız da oldu. Şimdi size hemen sunumlarını hemen sunumumuzu yapalım. İsterseniz hocam. Gösterelim. Ben burada yine bir bakır hemen kapatıyorum. Kasemler. Bakır kasemde hemen çorbamı sunmak istiyorum. Evet. Kıvamı ve lezzeti oldukça güzel. Etlerim yumuşacık, pamuk gibi oldu. Yine aynı şekilde bamyam da güzelce pişti. İncirlerimiz evet. De harika oldu. Şu şekilde. Altında şerbetlerimiz. Yine şifa olsun inşallah. Oh, çok güzel. Hemen üzerine de kaymakları. Biz şimdi hemen sıcak sıcak ilave edeceğiz ama siz biraz soğuyunca ilave edin. Bir tane daha hocam. Bir tane daha şuraya. Olsun. Evet. Tamamdır. Öyle. Kaymak veya dondurma siz ilave edin. Biz şuradan hemen göstermek için ilave edelim. Bunlar da hafif erir, çok güzel olur şimdi. Çok büyük koydum. Aslında şu dördünü yanında dursun hocam. Yanında dursun. Evet. Şöyle yapalım. Şuraya sıkıştıralım. Biraz soğusaydı. Biraz soğusaydı bu olmayacaktı. Biraz acele ediyoruz izleyicilerimiz sizler için. Şöyle. Evet. Hemen. Perde pilavını da ayarlarsak hocam, evet. Elim yanmadan
Şöyle tabağımızı şurayı alayım. Tabağımızı ters çeviriyoruz. O harika görüntü. Perde pilavımız hazır. Şöyle de Antep fıstığıyla süslersek. Eriyen kaymaklarla harika bir görüntü olacak. Evet. Şöyle ayarlayalım. Evet. Bugünkü menümüzde sevgili izleyicilerimiz, kuru bamya çorbamız vardı, perde pilavımız ve yanında harika incir dolmamız vardı. Evet. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki programlarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.